Buyurun. Buyurun. Hocam bir sorum oldu. Buyurun Hüseyin Bey. Bursa. Şu önünde bileğimden yetilerim kesildi ve sinirlerim kesildi. Kaza geçirdim evet. Yıllar önce. Evet. Fakat parmaklarım büklü kaldı. Atmaca gagası gibi. Yani atmaca kuşunun gözü gibi. Gagası gibi. Kontraktör evet. Diyoruz bunu. Evet doğru. Şimdi bunlar büklü ağrı yapıyor. Kireçlenme var aslında herhalde. Seneler oldu bu iş. Tornacılık yapıyordum. Ben makineye kıstırdım. Kaç sene oldu ameliyat olalı? 40 sene var. Oo, evet. Probleminiz oldu. O zamanlar bu teknoloji o kadar ileri değildi. Yani böyle sakat kaldım. Böyle idare oluyor ama. Evet. Şimdi mutlaka yine de size ameliyatla sağlanacak düzelmeler olabilir. Ameliyatlardan faydalanabilirsiniz. Plastik cerrahi ameliyatlarından, el cerrahisi ameliyatlarından. Siz kontraktürden bahsediyorsunuz. Parmakların yeterince açılamadığı, yeterli hareketin sağlanamadığı durumlar bunlar. Evet, evet. Burada ameliyatla size kısmen faydalar olabilir. Tabii ki 40 senelik bir olayı geriye döndürüp mükemmel fonksiyon elde edemeyiz ama mutlaka faydalanacağınız durumlar olabilir, ameliyatlar olabilir. Bu belki bir kere de olmaz da iki kere, üç kere de kademe kademe daha ileriye gidilebilir. Belki daha iyi el fonksiyonu sağlanabilir size. Bu deri nakli ile olabilir, graft dediğimiz, serbest doku nakli dediğimiz ameliyatlarla da olabilir. Çeşitli teknikler kullanarak daha ileri bir fonksiyona ulaşılabilir. Ama mükemmele ulaşmayı söylemiyorum. Yani o hani Allah'ın yarattığı gibi yeniden sıfıra döndürmek kolay değil. Onu hakikaten cerrahın da yapabileceği bir şey var. Belli bir dereceye kadar iyilik sağlanabilir. Çok geçmiş olsun. Sağlıklı günler izleyicimize dileyelim. Hüseyin Bey Bursa'dan ulaştı hocam. Çünkü evet. Yönetmenimiz de uyarıyor. El kazalarına ilişkin fazlasıyla telefonlar geldiğini dile getiriyor yönetmenimiz. Ve sizin de uzmanlık alanınız aynı zamanda evet. El cerrahisi. Plastik cerrahi uzmanı evet. Olan insanlar mikro cerrahi uzmanı aynı zamanda oluyorlar. Onlar da elde yapılan ameliyatları gerçekleştiriyorlar. İş kazası. Yani ben de bu şekilde evet hem el cerrahisi hem mikro cerrahi de yapıyorum. Aynı zamanda estetik cerrahinin yanında. Bunların temel birleşme noktası dokuya saygılı olmak noktasından çıkmıştır. El cerrahisi, mikro cerrahi, plastik cerrahi, estetik cerrahi bir araya gelmiştir. Ve mikro cerrahi bilen insan en az hasarı vererek ameliyat yapmaya çalışan cerrahtır. Onun için de çünkü belirli bölgelerde gerçekten çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Karının içine girerken belki daha rahat girebilirsiniz ama işte beyin cerrahı beyne müdahale ederken çok dikkatli olmak zorunda. Mikro cerrahi teknikle davranmak zorunda, yaklaşmak zorunda. Plastik cerrahta elde daracık bir bölgede çalışırken çok dikkatli dokulara zarar vermeden çalışmak durumunda. Bunun eğitimini aldığı için biz buna atravmatik teknik diyoruz. Bunun eğitimini aldığı için bu şekilde yaklaşır dokulara. Peki siz dediniz ki Yaradan'ın vermiş olduğu imkanı güzel biz kullanmamız evet ama tabii mükemmel anlamında yapamayız. Peki izleyicimiz çok eskiye dayanıyor. 40 yıl öncesinde bir ameliyat geçirmiş. Sizin yapmış olduğunuz o deri dediniz. Şimdi bu hastalara rahat elini kullanabilir tabii, mi? Çünkü telefondaki elde, izleyicilerimiz evet eldeki kontraktür dediğimiz ediyoruz. Parmakların evet. Belirli açılarda evet. Kalması. Bu yanık hastalarında elin sırt kısmında parmakların şöyle pençeye benzer evet. Şekilde olması şöyle gösterelim de evet. Buradaki problem parmakların fleksiyon işlemini, dediğimiz kapanma, evet. Sıkma, kavrama işlemini yapamaması evet. Durumu oluşur. Genelde elin sırt kısmında olur bu yanıklarda. Eğer iç bölgede olmuş olan çeşitli kazalarla veya yanıklarla oluşan kontraktürler, bunlarda da parmakları açamama, yani bir objeyi yakalamak için, bardağı tutmak için, başka bir objeyi yakalamak için açamama durumu. Hı hı. İşte insan eline cebini sokacak, parmağını açamıyor, cebinden bir şey alamıyor. Evet. Pantolonun cebine diyelim işte bir parayı bile çıkarmak için elini cebine sokamıyor, zorluk yaşıyor. Hı hı. Onun için de belirli bir eklem açıklığı dediğimiz, bizim el cerrahisinde ve ortopede tarif edilen belirli bir eklem açıklığına ulaşmak gerekiyor. Onu da
Bu 40 yıllık hadisede tabii sadece yumuşak dokularda bir azlık, yetersizlik değil, kemik doku da buna uyum sağlamıştır. Yani kemik dokuları içeren, yumuşak dokuları içeren, tendonu, siniri, damarı içeren, kemik doku içeren bir azlık, yetersizlik söz konusu burada. O zaman ameliyat her bölgeyi içereceği için her üç dokuyu da, yumuşak dokuyu, kemik dokuyu, tendonu, siniri içereceği için de zorluk arz ediyor. Mükemmeli onun için ulaşmak zor olabilir. Peki izleyicilerimiz merak ettikleri için izninizle ikinci telefonu almadan önce rahat elini kullanabilir mi ikinci, üçüncü ameliyat sonrası? Uzun bir dönem geçmiş aradan ama. Elbette ama tabii burada ameliyatlar arasındaki süreler de önemli. Hemen ameliyatı yaptık, iki hafta sonra öbür ameliyata geçmiyoruz. Bir ay sonra duruma göre. Hatta ameliyatlar arasında 3 ay, 6 ay kadar bir zaman bırakarak el ameliyatlarını özellikle. Çünkü her el ameliyatı demek belirli bir hareketsizlik de getireceğinden, özellikle kemikle ilgili ameliyatlar elde belirli bir hareketsizlik dönemi de getireceğinden, bu sefer fonksiyon sağlamada, yeniden hareket kazandırmada güçlükler oluşacak. Yani ameliyatları ard arda sık sık yapmak değil de optimal aralıklarla diyoruz, zaman aralıklarıyla. Yani 6 ayda bir, 1 yılda bir belki bile uzatarak ameliyatları yapmak, hastadan da sabır isteyerek belirli bir aşamaya gelebiliriz. Kolay bir iş değil gerçekten. Sabır. Hani Yaradan'ın yarattığı gibi yapmak kolay değil. Onun için de sabırla belirli bir aşamaya gelinebilir. Evet.